Engelliler çoğu zaman kendilerini eve hapsettikleri söyleniyor. Ama bunun asıl sebebi sokakların engelli olması, kaldırımların engelli olması, insanların zihinlerinin engelli olması. Ben Ebru Bulgurcu, tekerlekli sandalye tenisi milli takım oyuncusuyum. 2001 yılında yüksekten düşme nedeniyle omurilik felci oldum ve hayatıma tekerlekli sandalyeyle devam etmeye başladım. İlk olarak tabii ki büyük bir değişiklik hayatımda söz konusu oldu. Birine bağımlı yaşamak gibi bir durum söz konusuydu. Fakat bunu nasıl aşabileceğimle ilgili araştırmalar yaptım. Tekerlekli sandalyeme rağmen tenis oynayabileceğimi öğrendim. Fakat benim engelim en başta evimde başlıyordu. Evim merdivenli bir evdi ve birinin yardımı olmadan evden çıkabilmem mümkün değildi. Bu anlamda desteğe ihtiyacım vardı. Dışarıya çıkabilsem dahi bu engeller bitmiyordu. Çünkü otobüs duraklarına ulaşabilmem için yaklaşık 25 dakika sandalye sürmem gerekiyordu. Onu açtıktan sonra otobüsler engelli birine uygun değildi. Benim Beykoz'dan Ataköy gibi bir yere gidip gelebilmem mümkün değildi. Maddi olarak sıkıntı yaşadığım için o dönemde çalışmıyorum çünkü işe gidemiyorum. Hayatım tamamen değişmişti. O dönemde ne yazık ki spora birçok kendimin dışında, bedenimin engelinin dışında dışarıdaki etkenlerden dolayı da ne yazık ki başlayamadım. 2008 yılında ben evde internet üzerinden çalışmaya başladım ve maddi olarak da hayatıma katkı sağlandığı için bazı şeyleri değiştirebildim. Öncelikle evimi değiştirebildim. Evim tamamen engellere uygun standartlara getirdim. Lavabonun tekerlekli sandalyeye uygun olması dizlerinin içeriye giriyor olması anlamına geliyor ki daha yaklaşabilirim ve herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Evimden çıkıyorum. Yaklaşık 25 dakika tekerlekli sandalyem ile otobüse gidecek alana geliyorum. Otobüse yetişiyorum. Fakat otobüs şoförü rampam sizin için uygun değil, kırık diyerek beni almayabiliyor. Bu sefer ikinci otobüsü bekliyorum. İkinci otobüsteki şoför diyor ki buyur geç. Rampayı açmadınız, nasıl geçebilirim? Onu da mı ben yapacağım diyor. Siz açmazsanız ben o otobüse nasıl binebilirim? Tabii ki siz yapacaksınız, bu sizin göreviniz. Seninle uğraşamam deyip basıp gidebiliyor. O andaki psikolojimizi düşünün. Gerçekten hani belki bir yemeğe, belki hastaneye, belki arkadaşlarla buluşmaya ya da alışverişe, herhangi bir şey için hayata katılmaya çalışan birisi olarak aynı gün yalnızca 10 dakika, 15 dakika arayla iki ay farklı kişinin bana yaşattığı şey bu. Şu anda yolun ortasından devam etmek zorundayım. Çünkü var olan bir rampa büyük bir araç tarafından tamamen işgal edilmiş durumda. Görme engelliler için de yine onların da rahat kullanımı için bir planlama yapılmış belediye tarafından fakat hiçbir şekilde kullanılması mümkün değil. Görünmesi dahi mümkün değil şu anda. Kaldırım var orada ve ben kullanamıyorum. Çünkü siz işgal ediyorsunuz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çok yaklaştı ve bizim ülkemiz bir adım bile ileri gidemiyor. Lütfen yani ben bir şey demeyeyim, siz şu durumu düzeltin. Tekerlekli sandalyeyle ulaşım sağlayabilmemiz için kaldırımları kullanmamız gerekiyor. Kaldırımları kullanabilmemiz için öncelikle uygun rampalar yapılması gerekiyor. Bazı rampalar öyle ki tamamen gösteriş amaçlı yapılmış. Ben bir ağacın önüne yapılmış bir kaldırım dahi rampayı dahi gördüm. Yani hiçbir şekilde hiçbirinin o rampayı kullanabilmesi mümkün değil. Rampa olmadığı için başka engellinin yardıma ihtiyacı var. Çünkü buradan normalde yürüyebilmesi mümkün değil. Ben biraz sandalyeyi iyi kullanabildiğim için inebiliyorum. Yerlisiniz. Maaşınızı almak için banka yerine ATM'yi kullanmak istiyorsunuz. Bu ATM'den para engelli birini çekebilmesi, tekerlekli sandalye kullanan birini çekebilmesi mümkün değil.
bankaya gitmek zorundasınız. Eğer bankada tabii ki engelleri uygunsa. ATM'den paramızı çekemedik. Bankadan şansımızı deneyelim. Yine aynı şekilde az önce söylediğim gibi engel var. ATM'yi kullanmak istediğim zaman da benim bu ekranı görebilme şansım yok. Hiç tanımadığım birine kartımı, şifremi söylemek zorunda kalıp paramı çekmek zorundayım eğer almak istiyorsa. İnsanlar o kadar yardımcı olmak istiyorlar ki fakat ne yazık ki neye yardım etmeleri gerektiğini, benim yardıma ihtiyacım var mı ya da nasıl yardım etmeleri gerekiyor bunu bilmiyorlar ve tabiri caizse bodoslama bize yardım etmeye çalışıyorlar ve bazen hayatımızı tehlikeye atabiliyor. O yüzden eğer hayatınızda karşılaşırsanız engelli birisiyle önce yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorup ona göre ya da nasıl yardımcı olabileceğinizi sorup ona göre yardımcı olun ki daha sağlıklı olsun her şey. Nereden tutması gerektiğini bilmiyor, nasıl yardımcı olması gerektiğini bilmiyor, nasıl konuşması gerektiğini bilmiyor ve tekerinden tutup tekerim çıkıyor ve beni orada tehlikeye sokabilirim. Ne yapacak, ne olacak bu? Bu ne? Bu denilen kişi benim. Engelliler çoğu zaman kendilerini eve hapsettikleri söyleniyor. Ama bunun asıl sebebi sokakların engelli olması, kaldırımların engelli olması, insanların zihinlerinin engelli olması. Çünkü eğer kaldırımlara rampası olan bir kaldırıma siz aracınızı park ediyorsanız engelsizsiniz. Kaldırımlarda engellilere uygun rampa yoksa engel bunu mimari olarak düzenlemeyen kişiler. Asansörler tekerlek sandalyenin girebileceği kadar eğer büyük doğru orantıda değilse engelsizsiniz. Otobüsler engelleri şu anda standartları oldukça yüksek engellinin kullanımına uygun. Fakat otobüs şoförü vakit kaybetmemek için eğer engelli kişiyi duraktan almak istemiyor ise engel bu kişinin ta kendisi. İnsanlar kendilerini eve hapsetmiyorlar. Sizler eve hapsediyorsunuz. Bunun lütfen farkına varalım ve biz hayatı doyasıya yaşamak istiyoruz. Lütfen bize engel olmayın.